Gerçekten ölüyorum sandım susuzluktan yani. Hava kaç derece? 40 derece falan ve son 2 saattir falan açık restoran bulamadım. Siena'dayım. Siena. This is the daily price, including electricity, showers, and the city tax. Mm-hmm. And here you have the map of the area around Siena. Okay. And this is the map of the city center. Hmm. We are here. It's about 2.5 kilometers from the center. Nice. 150 meters if you want. You have bus line 3 and 8 okay. taking you here. Mm-hmm. And then you are 5 minutes walking from here. So go down. Uh-huh. And then you can enter here if you want. Şimdi buradan birini seçeceğim. Ya burayı, ya burayı, ya da burayı. İstediğini seçebilirsin dedi. Evet, burayı buldum. Hem bu saatlerde gölge olması, hem havuza yakın olması, hem de çıkışa yakın olması çok önemli. Çünkü motosikleti 11'den sonra çalıştıramıyoruz. 25 euro gecelik verdim. Burası kaldığım en pahalı kamping sanırım. Roma'daki 20 euroydu. Ondan önceki nerede kaldım ben ya? Sorrento. Sorrento'daki de 18 euroydu. Gittikçe artıyor. Çadır kuracağız. Burası yeni yaşam alanımız. O zaman başlayalım. Başardım. Küçük misafirlerimiz de olabiliyor. Daha önce yılan da vardı ama çok gelsin istemiyorum. Tamam hadi. Hadi yemek yiyeceğim. Başka yere git. Sen çok küçüksün minnoşsun ama. Bir 70 euro. 3 tane büyük su. Toplamda 14 birim para tuttu. Yani ne yazık ki bunu isterseniz TL ile çarpın, isterseniz çarpmayın. Ama şu market alışverişini nerede yaparsanız yapın. Yani Türk lirasıyla da çarpsanız çok daha ucuz. Nasıl ucuza yaşıyorum? Yani bu 2,5 günlük falan yani. Daha bir alışveriş yapmayacağım. The next day. Her kamp sabahı yüzüm şişiyor ya. Günaydın. Güzel uyudum. Bilmiyorum güzel mi uyudum. Kahvaltı yapacağız. Dün hatırlıyorsunuz ki market alışverişi yapmıştım. Marketten işte bu sabah için domates aldım, peynir aldım. Kahvem var zaten. Şimdi suyu kaynatacağız. Kahve yapacağız. Domates peyniri yiyeceğiz. Bugünün menüsünde bu var. Yarın da bu var yani. Bitene kadar hepsi o var. Kamp hayatı. Gerçekten masamın olmaması. Masam da bu seyahatte olsaydı. Küçük bir masa tabii ki. Tabii yer işini nasıl çözerdim bilmiyorum ama çok rahat ederdim. Masam ve manzaram. Uzaklardaki yer Siena ama gezeceğiz. Kendi yolunda yanlış gitmek, başkasının yolunda doğru gitmekten iyidir diyen Dostoyevski'nin sözünden yola çıkan bir firma Tiburon. 2010 yılından beri kalabalıklarının peşinden gitmeyen ve modayı reddeden dostlarına kendilerini ifade edecekleri ürünler tasarlıyorlar.
Tasarımlarının en büyük referansı doğa, sınırları ise ufuk çizgisi. Koleksiyonları sürekli yenileniyor. Sen de aileye katıl. tiburon.com.tr adresinden yol ve tüm yeniliklerden haberdar ol. Instagram'dan takip etmeyi de unutma lütfen. Üstüm pislenmiş, böyle video çekilmez ama üzerimde gördüğünüz aslında bu geziye inanan, ilk gittiğim ve sorgusuz bir şekilde destek olan bir marka, Tiburon markası. Aslında motosiklet sadece alanlarının en küçüğü, Türkiye'de bildiğiniz birçok büyük markanın üreticilerinden ve motosiklet aslında sahibinin hobisi olduğu için de bu işe girmiş ve çok kaliteli tişörtler üreten ve vizyonu çok geniş bir marka. Ve bizim için özel bir kod tanımladılar, GMY yolda 10 diye. Siz de bu kodu kullanarak alışveriş yapabilirsiniz. Gerçekten güzel tişörtleri var. Benimkinin logosu arkada bunun. Kocaman bir Tiburon var. Bu kaldığım kamping en kalabalık kampinglerden biri. Bulaşıkları yıkayacağız, üstümüzü değiştireceğiz. Siena'yı gezmeye başlayacağız. Ama öncesinde size kaldığım kamp alanı göstereyim. Burada bungalov evler de var. Kalmak isterseniz. Türkiye'den farkı çok çok büyük ve işte havuzunun olması, ondan sonra özel alanlarının olması gibi. Tam karşıda Siena var. Burası karavanlar için servis bölümü. Hemen yanında da ortak tuvaletler var. Tuvalet ve duşlar. Gayet temiz. Ve yeterli. Burası da bulaşıklarımızı yıkadığımız yer. Yani kampçılık hiç gözüktüğü kadar kolay bir şey değil arkadaşlar maalesef. Çünkü bunları yıkıyoruz, yemeği yapıyoruz ama ucuza getiriyoruz. Ali'nin verdiği küçük sünger ve bulaşık salonu burada. Acayip bir şey oluyor. Bunu böyle kapatıyorsun, iş bitti, temiz. Burası havuzun bulunduğu yer. Yani koca bir şehirde yaşamanıza rağmen gerçekten böyle bir olanak çok iyi. Ve döndüğümüzde de burada da bar var ve fiyatlar öyle aşırı değil. Ve son olarak videoyu kapatmadan önce böyle barın olması, işte şurada havuz var, havuzun olması gerçekten inanılmaz bir sosyal olanak sağlıyor. Hava bugün yağmurlu birazcık. Geldim. Altyazı eklemeye çalışıyorum videoya. Beceremiyorum. Kafayı yiyeceğim. Dedim o zaman kamping videosunu çekeyim. Buradayız. Kampingin adını en başta yazdım. Şu an unuttum çünkü. Zaten Siena'da galiba bir tane kamping var. Tavsiye ederim. Çok keyifli bir yer arkadaşlar. Diğer bölüm Toskana Vadisi'nde gezdiğimiz bazı yerler ve Siena üzerine olacak. Sevgiler. Beğendiniz mi? Beğenmediyseniz. Görüşürüz.